Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da gerçekten efsane şeyler yapacağız arkadaşlar. Öncelikle üstünlük etkinliğinin bu haftaki bölümünü tamamen tamamladım sayılır. Yani sizlere göstereceğim, bütün ödüllerini alacağım zaten. Ve arkadaşlar takımımın yeni halini falan göstereceğim. Ayrıca oyunda merak ettiğiniz bazı şeyler var. Görüyorum arkadaşlar, bazılarınız biliyor ama bilmediğiniz bazı şeyler de söyleyeceğim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce her gün video atıyorum. Ve arkadaşlar YouTube videolarımı önermiyor, istatistiklere baktım. Ömür boyu olan kısımda en çok önerilen videolardan izlenmişim. Ancak ömür boyu olmayan, yani son bir haftalık kısımda mesela sadece abonelikler izliyor. Yani diğerleri çok az izliyor. Ayrıca önerilenler sıfır neredeyse. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. YouTube videolarımızı öne çıkarmıyor. Uzun zamandır video atmadığım için. Zaten son zamanlarında da çıkarmıyordu. O yüzden hemen beğenin ve yorum yapın. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar hemen takımıma gelelim. Takımımı görün. Siz takımımı görün birazcık. Şu an şu halde arkadaşlar. Takımla ilgili planlamalarımı sizlere söyleyeceğim. Neler yapacağımı sizlere söyleyeceğim. Ancak onları da söylemeden önce arkadaşlar güzel bir duyurum daha var. O duyurum ne mi? Hemen söylüyorum arkadaşlar o duyurumu. Arkadaşlar Facebook grubunu açtım ve kadro yorumlama videoları başlıyor. Ayrıca Facebook grubunda çıkardığınız güzel oyuncuları falan da paylaşabilirsiniz. Şu anda ekranda Facebook grubumuzu görüyorsunuz. Açıklamada linki var. Ayrıca adı da zaten görüyorsunuz. Yani adını Facebook'ta aratarak veya açıklamadaki linke tıklayarak Facebook grubumuza katılabilirsiniz. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Kadro yorumlama videolarını falan hep oradan yapacağım. Ayrıca beni arkadaşlık isteği atanlara da kabul ediyorum. Zaten grup yöneticilerinde bulursunuz. Ara sıra post falan da paylaşacağım. Facebook grubumuza kesinlikle gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım o zaman videomuza başlıyoruz. Gerçekten muazzam bir takımım var zaten. Pato'yu falan almamın sebebi işte Talisca ile falan uyum olması. Arkadaşlar sağ kanata kimi alacağım bilemedim. Aslında biliyorum kimi alacağımı. Arthur'u alacağım. Hem La Liga'dan hem de Brezilyalı arkadaşlar. Talisca ile de Pato ile de Guardado ile de anlaşacak. Şurada Koulibaly yerine de almak istediğim oyuncu aslında nerede? Hemen pazara gelelim. Hemen pazara geldiğimiz zaman bu adam arkadaşlar. Bu adamın şu an param yetmiyor. Koulibaly'yi bir türlü satamadım abi. Ben de anlamadım. Değerinin altında koyuyorum ama gitmiyor. O tarz sorunu olanlar arkadaşlar oyunun ilerleyen zamanlarında o sorun düzelir. Ayrıca bu Pedro'yu da yanlışlıkla Sinip'le aldım. Yani 380.000'e falan aldım. Değerine de isterseniz bakabilirsiniz. Yani çok daha ucuz bir değeri var. Muhtemelen Pedro da zaten bitmeden satılır arkadaşlar. Hemen üstünlük kısmına geliyoruz. Üstünlük kısmından hemen arkadaşlar bütün ödülleri alacağız. Gördüğünüz gibi burada benim 10 tane var. Ancak arkadaşlar ikiliyi de şuradan alarak tamamlayacağım ve bütün ödülleri almış olacağım. Öncelikle XP'leri alacağım. Sırf Neymar'ı sol kanat yapmak için, mevkisinde oynatabilmek için öyle bir diziliş ayarladım arkadaşlar. Çünkü Neymar'ın etkinliğini tamamlayacağımdan dolayı, hemen buraya 400 FIFA points'i alalım o zaman. Neymar'ın etkinliğini tamamladığından dolayı Neymar'ı olabildiğince yüksek yapmak istedim. Çünkü çok efsane oynuyor adam. Gerçekten harika oynuyor. 400 FIFA points maalesef benim 2 kere kazanamamamdan dolayı gitti. Arkadaşlar siz ne kadar kazandınız buradaki maçları yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara çıkardığınız güzel oyuncuları, takımınızın genini falan yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakacağım ve onlara kalp falan atacağım. Yani bugünkü attığınız yorumları özellikle sürekli hepsine kalp atmaya çalışacağım. O yüzden bugünkü yorumlarınız benim için çok önemli. Hepiniz yorum atın. Videoyu beğenin arkadaşlar. Kesinlikle tam ekranı kapatıp beğenmeyi unutmayın. O benim için çok önemli. Etkileşim gerekiyor çünkü YouTube'un bizi önermesi için. Hemen buradan bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Hepsini açtıktan sonra zaten ödülümüzü alacağız. 400 FIFA points'lik paketi maalesef açmak zorunda kaldık. 500 FIFA points varken 300 FIFA points aldık. Elimizde bir anda az şey kaldı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ve hemen bom dedik ve XP üstünlüğünü, ayrıca bir de 20 tane de puan üstünlüğünü alacağız arkadaşlar. 10 tane XP üstünlüğü ve 20 tane de puan üstünlüğü arkadaşlar. Çok fazla yükselmeyecek belki ama en azından üçgen artar yani. Şu anda kaç? 81 mesela. 84 falan olur yani şu an. En az 84 olur gibi geliyor. Bakalım ama emin olamıyorum tabii. Yok, bir kere artacak herhalde şu an. Evet, bir kere arttı. Bir daha da zor artar zaten. Şu an ikigen buradan arttı. Buradan da ikigen artarsa aslında hiç fena olmaz. Evet, ikigen de buradan artacak. Hemen 153.000 coins'i verdim arkadaşlar. Ve buradan da 80 ikigen oldu arkadaşlar Neymar. Gördüğünüz gibi Neymar'ımız şu anda 85'ken şu an muazzam oldu Neymar. Gerçekten bir oynamayı denesek zaten efsane oynar arkadaşlar. Sürekli sorduğunuz bir soruyu hemen karşı atak kısmından cevaplayacağım arkadaşlar. Karşı atakta hani maç bitiyor ve paket bölmeleri dolu diyor. Arkadaşlar onu şu anda yeni çözdüm. Çözemeyen çok kişi vardı. Ben de size videoda soracaktım. Ancak sormama gerek kalmadı. Ben çözdüm ve ben size açıklayayım. Ödüller kısmına gelin arkadaşlar. Burada aşağıda ödüller var ya. Oraya gelin ve bunları açın arkadaşlar. Bunların belli bir süresi oluyor. Bunları açtıktan sonra da artık paket bölmeleri boşalmış oluyor. Ve zaten bu paketler efsane paketler değil. Yani paket bölmeleri doluymuş. Ben oynamayayım oyunu. Gerek yok yani öyle bir şeye.
Aldığınız taraftarlar o verdiği paketlerden çok daha değerli arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi dünyada 81 bininciyim gerçekten. İlk bine falan girmek hedefim var bu sene. Çünkü bu sene bayağı bir kasacağım. Ayrıca kimyanın önemini size açıklamama gerek var mı bilmiyorum ama gerçekten çok önemli. En az rating kadar önemli. Kimyanızı en az 80 falan yapmaya çalışın arkadaşlar. Ben de sağ kanata Malcolm alacağım. Sol stoperimi de Nacho Fernandez alacağım. Ve o şekilde hem burada İspanyol ve La Liga uyumu olacak. Hem burada Real Madrid ve La Liga uyumu olacak. Buradan sadece La Liga uyumu olacak. Kaleciyle de İspanyol uyumu olacak. Ve bayağı bir kimya artacak. Hani Nacho Fernandez şu anda alabilsem keşke size gösterebilsem ama şu anda maalesef gösteremiyorum. Çünkü Pedro'nun satılması gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi hemen o zaman karşı atak maçına girelim. Bakalım zorlanacağız mı? Göreceğiz arkadaşlar. Göreceğiz dedim. Değişik konuştum. Haydi bakalım arkadaşlar. Umarım güzel bir galibiyet alırız. Ama Pro 1'e çıktım arkadaşlar. Pro 1'e çıkarak gerçekten güzel bir şey başardığımı inanıyorum. Ve arkadaşlar çok güzel bir etkinlik daha var. Yetenek abisi etkinliğini hemen onu da göstereceğim. Hatta belki oradan ödül falan alabiliriz. Takım kahramanları etkinliğinde de sol beyi falan almama az kaldı. Bakacağım. Arkadaşlar mesela rakibin kimyası 46. Benim kimyam kaçtı unuttum. Ama şu anda mesela bu şekilde ya. Evet, gördüğünüz gibi rakibin kimyası benden üstün olduğu için benim ratingimin hiçbir anlamı kalmadı. Ve pozisyonları eşit yakalayacağız. Çünkü benim kimyam düşük. Benim kimyam yüksek olsaydı rakibe göre çok daha güzel şeyler olabilirdi yani. O yüzden rakibe göre kimyanızın yüksek olması gerekiyor. Hatta çok fazla yüksek olması bir şey fark ediyor mu bilmiyorum ama şu an benim ratingimin üstün olduğu için daha iyi olacak. Yani ben şu an daha üstün olacağım tabii ki ama maalesef kötü oynadım. Evet, haydi bakalım. Pato. Pato. Kim bu? Neymar Junior. Yeni yükselttik. Neymar çok güzel bir gol. Neymar şu an 85 zaten. Harika gerçekten. Pato. Pato. Güzel bir orta. Neymar Junior. Kaleci. Brandt vur. Brandt vur vur. Abi vursana. Neymar vur. Abi vurmuyorlar ya. Şaka gibi. Ne güzel de maçı kesin kazandım diyordum ki. O gol olsaydı bu maçı kesin kazandım. Guardado. Guardado. Şut kaleci. Allah kahretmesin gerçekten. Talisca orta. Koulibaly kafa vuramadı. Evet vuramadı. Gerçekten videodayım diye kötü oynuyorum sırf. Maç geçmişimi açayım arkadaşlar. Kazandığım maç ya 2'dir ya da 1'dir yani bugün. Muhtemelen 2'dir ama. 2 diye hatırlıyorum. Ama az oynamadım gerçekten. Guardado. Guardado. Güzel bir şut. Aslında bu maçı da berabere falan bırakabilirim. Bu arada bugün yaşadığım bir olayı da anlatacağım size. Kaybettiğim maçların arasından bir şey seçip bugünkü yaşadığım bir olayı anlatacağım. İlginç bir olayı. Saçma bir olay. Neden öyle oldu bilmiyorum. Muhtemelen internetimin kötülüğünden dolayı ancak bu maçı muhtemelen kaybetmeyeceğim gibi duruyor ama. Yani şöyle goller kaçırarak maçı kazanamadım bu arada. Yani %90 kazanamam ben maçı. Yani belki berabere bitebilir. Bakayım. Yok kazandım. İlginç. Bu maçı kazandım arkadaşlar ama maç geçmişini nereden baktığımı hatırlamıyorum. Ama bulabilirsem maç geçmişini. Evet buldum. Maç geçmişinden arkadaşlar şurada gördüğünüz 6-7 mağlubiyet nasıldı biliyor musunuz? Ben o maçı kaybetmedim aslında. Ben o maçı kaç kaç yendim? Ben 6 değildim. Ben 11'dim. Rakip 7'ydi. Bir anda benim 5 tane golüm silinmişti ilginç bir şekilde. Şu berabere kaldığım maç falan var. Onlar tamam doğru. Ve bugün 3 tane mağlubiyetim varmış. Bunlar dün olanlar. Her neyse arkadaşlar maç geçmişimi de sizlere gösterdiğime göre hemen etkinlikler kısmından yetenek avcılığı, yetenek av etkinliğine gireceğim. Ve arkadaşlar siz bu paketi açtınız mı ve mantıklı mı? Bunu kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın benim için. Gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu paketi açtınız mı? Açtıysanız mantıklı mı? Yani çünkü 50 yetenek avı çıkıp bana bir tane altın oyuncu çıkarsa gerçekten bunların hiçbir anlamı olmaz benim için. Ve bunlar da yeni yenilendiğine göre arkadaşlar hemen 2 saniye bakabiliriz. Ve günlük görevler yenilendi aslında. Güzel şeyler olabilir. Kaleci Ihan Nacho. Evet şu an etkinlikte. Ve ben sıfırlamak istiyorum abi. Almayacağım ama nedense 20 cevher nasıl olsa çok kolay kasılıyor. Görün dedim. Yenilenince nasıl oluyormuş hemen 2 saniyenize. Bakın dedim. Ve Ogbonna var. Stoper güzel oyuncu geldi aslında. Ha. 80 kasıp alınabilir. Evet. Gerçekten güzel arkadaşlar. Ben bu etkinlikleri daha sonradan dönerim. Bu reklamları kesinlikle izleyin arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmezsiniz eğer izleyebiliyorsanız zaten. Çoğunlukla izleyemiyorsunuz. Öyle bir durum var arkadaşlar. Takım kahramanları etkinliğini de göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bayağı bir kasılmaya başladım. Hatta takım kahramanları etkinliğini oynayayım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Birazcık hızlanırsam yakında oyuncuları almaya başlayacağım arkadaşlar. Keşke burada biraz daha şansa yönelik olsa ama hiç şansa yönelik değil neredeyse. Sürekli armalar zaten çıkıyor. Bütün oyuncuları birden almak biraz sıkıntı. Herhalde aynı arma çıkınca bize oyuncu veriyordu. Öyle bir olay vardı. O da gerçekten güzel bir olaydı. Tamam. Bu şans havalı oldu galiba. Niye oldu bilmiyorum. Şut bile çekmeden oldu.
İlginç bir şekilde. Demin niye olmamıştı mesela onu da anlamadım. Her neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi Tottenham arması çıkmış. Tottenham bana lazımdı. İyi oldu arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar lütfen yorumlarınızı, like'larınızı ve şuradan abone değilseniz abone olmanızı unutmayın arkadaşlar. Şuradaki iki videonun herhangi birisinden de muazzam bir video gidebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan dediğim gibi olaya gidebilirsiniz. Şuradan da güzel bir videoya gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Burada videomuzun sonuna geldik ve bye bye.